Yahudi bir insan İmam Hasan Aleyhisselam'a komşu idi. Belli bir zaman sonra bunların duvarlarında bir çatlak oluşuyor ve de o Yahudi insanın evinden İmam Hasan Aleyhisselam'ın evine doğru bazı pislikler akıyor. İmam Hasan Aleyhisselam bunu bildiği halde komşusuna söylemiyor. Kendi temizliklerini vesaire yapıyorlar. Yahudi komşunun karısı bir gün İmam Hasan'ın evine geldiğinde durumu fark ediyor. Bakıyor, görüyor ki evden bunların evine pislikler akıyor ama bunlar şimdiye kadar kendilerine bir uyarıda bulunmamışlar. Şaşkın bir şekilde geliyor imamın huzuruna, diyor ki ey imam, şimdiye kadar böyle bir sıkıntı vardı, siz bize niye bunu haber vermediniz? Niye bunu bize söylemediniz? İmam Hasan Aleyhisselam da buyurdu ki Peygamber Efendimiz'den ben duydum ki mümin insan komşusuna hürmette bulunmalı ve de ikramda bulunmalıdır. Sadece bundan dolayı sizi üzüp eziyet etmek istemedim. Kendi sıkıntımızı kendimiz bir şekilde gideriyoruz. Kadın geldi eve ve de kendi kocasına durumu anlattı. O da durumu fark eder fark etmez geldi İmam Aleyhisselam'dan hem özür diledi hem de imamın bu güzel davranışından sonra döndü, dedi ki ey imam, ben de bu andan itibaren karımla birlikte Müslüman oluyoruz. Güzel bir davranış Yahudi aileyi ne yaptı? Müslüman etti. Güzel ahlak insanları cezbettiği gibi kötü ahlak da ne yapar? İnsanları insandan uzaklaştırır. Bir insan eğer ki kötü bir ahlaka sahipse, davranışlarıyla, diliyle insanları eziyet ediyorsa, insanlar tarafından sevilmez, peygamber tarafından sevilmez, Allah tarafından sevilmez. Kötü ahlaklı olan bir insanın dostları etrafından kaçar. İnsanlar ondan uzak durmaya çalışırlar. Çünkü onun dilinden güvende olmayacaklarını bilirler, elinden güvende olmayacaklarını bilirler. Peygamber Efendimizin o meşhur sözüdür, buyurdu ki El muslimu men selimel muslimune min lisanihi ve yadi. Müslüman o kimsedir ki Müslümanlar onun dilinden ve de elinden her daim güvende olsunlar.